Hadi 240 bölü 3'ü bulalım. Bunu çözmek için buradaki büyük 3 basamaklı sayıyı alıp onu şu bir basamaklı sayıya bölebiliriz. Ya da onluklarla ilgili bilgimizi kullanarak bunu bizim için çözmesi daha rahat olacak sayılara ayırmaya çalışabiliriz. 240'ın sonundaki sıfırdan dolayı 24 onlukla aynı şey olduğunu biliyorum. Diğer bir deyişle bu 24 çarpı 10 demek. Onla bir sayıyı çarptığımızda sonuçta asıl sayımızın ki bu durumda bu sayı 24, sonuna bir 0 ekliyoruz ve cevabı buluyoruz. Yani burada cevap 240. Demek ki 240 ve 24 onluk ya da 24 kere 10 aynı şey. O zaman buraya dönüp bu sayıyı 24 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunu 3'e bölmeliyiz. Değişen şey 240'ı 24 onluk şeklinde yazmamız oldu. Bu sonucu değiştiren bir şey değil. Bu ifadeler hala eşit. Sonuçları aynı olacak. Yani işlemin çözümüne ulaşmak için her ikisini de çözebiliriz. Sadece alttakinde çözmesi daha basit sayılar var. Bu yüzden ben bunu çözeceğim. Burada yapacağım ikinci şey, bu çarpma problemine farklı bir şekilde bakmak olacak. 24 çarpı 10. Biliyorum ki çarpma işlemini herhangi bir sırayla yapabilirim. Mesela 2 çarpı 3 gibi bir işlem 6 eder bu 3 çarpı 2'ye eşittir ki o da yine 6 eder. 2 üçlük ya da 3 ikilik aynı şeydir. İkisi de 6'dır. Yani çarpma işleminde sıralamayı değiştirebiliriz. Bunun sonuca herhangi bir etkisi yoktur. Şimdi gelin burada da bunu yapalım. 10 çarpı 24 bölü 3. İfadeyi değiştirdik. Yazılı olan şey değişti ama eşit olduğu değer değişmedi. Sonuç halen aynı olacak. Şimdi burada bana çok daha kolay gelen bir bölme işlemi görebiliyorum. En başta gördüğümüz üç basamaklı sayı içeren bölme probleminden çok daha basit görünüyor. 24, 3'e 8'li gruplar halinde bölünür. O yüzden bunun yerine 8 yazabiliriz. Bu 8'i şimdi 10'la çarpacağız. Ve şimdi az önce konuştuğumuz yöntemi kullanabiliriz. Onla çarptığımızda asıl sayının sonuna, yani bu durumda 8'in sonuna 0 ekliyoruz. Ve işte cevap 80. Çözümümüzü 80 bulduk. Bu da demek oluyor ki, en baştaki ifadenin sonucu da 80'miş. 240 bölü 3, 8 onluk, yani 80 ediyor. Bunu yapabileceğimiz bir diğer yol şu. Daha önce de söylediğimiz gibi, 240'ı 24 onluk olarak düşünebiliriz. Eğer 24 onluğu 3'e bölersek sonuçta 8 onluğumuz olur. O da 80'e eşittir. Eğer 8 onluğum varsa bu 80 eder. İki şekilde de çözebiliriz. İster sıfırla ilgili yöntemimizi, ister onluklarla ilgili bildiklerimizi kullanıp bu bölme işlemini parçalayarak cevabı bulmak mümkün. Yani 3 basamaklı büyük sayılarla uğraşmak zorunda değiliz. Daha basit, daha küçük sayılarla da çözüme ulaşabiliriz. Hadi bir tane daha soru yapalım. Ama bu sefer binlerle ilgili bir şey olsun. Hani daha zor olsun. 42 yüzlü yani 4200 gibi bir sayıyı 7'ye bölmeye ne dersiniz? Bu sayıyı yine parçalara ayırabiliriz. 4200, 42 yüzlük ediyor. Bunu 42 çarpı 100 şeklinde de yazabiliriz. Çünkü az önceki yöntemimizden, 42 gibi bir tam sayıyı 100 ile çarptığımızda sonuna 2 sıfır eklediğimizi öğrenmiştik. 42 çarpı 100'ü yazdık. Ve tabi bu ifadeyi hala sondaki 7'ye bölmemiz gerekiyor. Şimdi bunları yeniden sıralayalım ki, 42 ve 7 birbirlerine yakın olabilsinler. Bunu yapmamızın sebebi, 42 bölü 7'nin önceden aşina olduğumuz bir bölme problemi olması. 42, 7'li gruplara bölünürse, 6 tane grup olur. 100'ü ve çarpma işaretini de yazalım. 100 çarpı 6, 600 eder. Buraya dönecek olursak, 4200 bölü 7 işlemi için çözümümüz 600'dür. Veya buna yine diğer yolla bakıp, rakamlar yerine toplu değerlerle düşünerek, 4200 yerine 42 yüzlük olarak değerlendirebiliriz. Hatta buraya da yazalım, 42 yüzlük. Yüzlüğü 7'li gruplara ayırırsanız, yani 7'ye bölerseniz, her bir grupta 6 yüzlük olur. Yani sonuç 600 olacaktır. Yani her iki yolla da, ister 4200, ister 42 yüzlük olarak düşünelim, 7'ye bölündüğünde cevap 600 eder. Burada yine çözmesi zor olabilecek 4 basamaklı bir sayı vardı. Ama biz uzun bir bölme işlemi yapmadan, değerleri ayırarak ya da onluklarla, yüzlüklerle ve sıfırla ilgili bildiklerimizi kullanarak bunu çözmeyi başardık.